14 Mayıs 2023 seçimlerini geride bıraktık. Her seçimde olduğu gibi yine hemşehrilerimiz bir kez daha bizlere olan güvenini ortaya koyarak Türkiye ortalamasının üzerinde oy almamıza vesile oldular. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 28. dönem milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre seçilen milletvekillerini tanıttı. AK Parti Gaziantep Milletvekili seçilen Abdülhamit Gül, siyaset mühendislerinin hevesinin kursağında kaldığını ifade ederek konuşmasına şu şekilde devam etti. Gaziantep'imizde Cumhurbaşkanımız %59.76 ile Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde büyük bir destekle Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldı. Ve Gaziantep yine 8'i AK Parti, 1'i MHP olmak üzere Cumhur İttifakı olarak da 9 milletvekili şeklinde yine şehrimiz meclise taşımış oldu. Ben her şeyden önce tüm hemşehrilerimize bu destekleri için çok teşekkür ediyorum. 55 milyonu aşkın vatandaşımız sandığa giderek bir kişinin bile burnunu kanamadan çok güzel bir demokrasi örneğinin verilmesi takdire şayan. İnsanımız gerilim kutuplaşmadan bıktı. Kendi kararını değerlendirip fotoğrafı çekip sandığa gidiyor, kararını veriyor. Ve bu yönüyle de demokrasi tarihimiz adına çok gurur verici bir seçimdir. Kaba kuvvet şiddetini hiç kimseye, herkesin aklı var, milletimizin aklı, feraseti her şeyin önünde. Dolayısıyla milletimiz de değerlendirmesini yapmıştır. Sandığa büyük bir olgunlukta, Gaziantep'te de sorunsuz bir şekilde seçim tamamlanmıştır. Türkiye hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya da bu yönüyle de göstermiştir, iradesini ortaya koymuştur. Siyaset mühendislerinin hevesi kursağında kalmıştır. En iyi anket seçimi kendisidir demiştik. Bunu milletimiz yine bir kez daha göstermiş oldu. Millet iradesinden başka hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da yine milletimizin iradesiyle bir kez daha kazandı. AK Parti'miz milletimizin teveccühüyle birinci parti olarak yine yoluna devam ediyor. Sadece Gaziantep değil, Edirne'den Kars'a kadar bütün Türkiye kazandı. Bütün milletimiz kazandı. AK Parti her yerden, her bölgeden oy alan bir parti olarak Türkiye Partisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu çalışmalarımızda bundan sonra da yine bu yaklaşımları korumuş olacağız. Huzurun, istikrarın, kardeşliğin şehri Gaziantep'in kararı bize emanettir, iradesi de bize emanettir. Huzuru, istikrarı, kardeşliği, sevgiyi korumaya devam edeceğiz. Şehrimiz herkese kucak açıyor. Ne zaman gelirse gelsin, bu şehirde yaşayan herkes, bu şehirde doyan, bu şehirde istihdam eden, bu şehirde yaşayan herkes, bu şehrin birinci sınıf vatandaşıdır. Biz bu anlamda huzurumuzu, istikrarımızı hep beraber korumuş olacağız. Ekmeğimizi beraber büyüteceğiz, özgürlüğümüzü beraber artıracağız. Bu seçimlerde Gaziantep'te kaybeden hiç kimse yoktur. Oy verip de milletvekili çıkaramamış partiler de dahil olmak üzere ya da daha beklentisi daha yüksektir, daha az olmuştur. Demokrasiye inanmaya devam edelim. Milletimize inanmaya devam edelim. Milletimiz en iyi hakemdir. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, il binasında düzenlenen basın toplantısında 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur oylamasına hazırlandıklarını, bir kez daha kazanmak için hazır olduklarını belirterek şu şekilde konuştu. 28 Mayıs'ta Allah'ın izniyle ülkemizi huzur ve refah içinde daha ileriye taşıyarak Türkiye yüzyılına omuz omuza inşa edeceğiz. Bugüne kadar büyük bir özveriyle çalışan, şehrin her köşesinde Gazişehirlilerle bir araya gelen vekillerimizi, teşkilatlarımızı, yerel yönetimlerimizi, kadın ve gençlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın zafere ulaşmasını temenni ediyorum.